Alo. Merhaba, iyi günler. Bugünkü konuğumuz uzun yıllar boyunca Anadolu Ajansı'nın İran temsilciliğini yapmış olan Sami Oğuz. Sami Oğuz'la Cuma günü gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu konuşacağız. Sami abi merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Biraz ses yavaş gidiyor galiba ama ben o zaman hemen hızlıca ilk sorumla başlayayım. Biliyorsun bu Cuma günü İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben buradaki adaylar ve seçim öncesi atmosferi konuşmadan önce sana şunu sormak istiyorum. İran'daki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri neler? Ve biliyoruz ki İran'da dini lider Ali Hamenei siyasete çok önemli bir rol oynuyor. Ali Hamenei'nin karşısında ne kadar söz hakkı var Cumhurbaşkanı'nın? Önce bununla başlayalım. Şimdi İran'daki sistemin düşündüğümüz zaman Cumhurbaşkanı aslında sistemin ikinci kişisi olarak görülüyor. Yani bu ikinci kişi olmasının sebebi İran'daki dini liderden sonra gelmesiyle ilgili. Dini lider çok büyük güçlere sahip, neredeyse hemen hemen her konuda aslında son söze sahip. Politikaların belirlenmesinde ve politikaların uygulanmasında. Ama bunun yanında yine de Cumhurbaşkanı sürekli işte sonuçta seçimle halkla öyle iktidara gelen biri olduğu için önemli yetkilere sahip. Bunların yetkilerini hani mekanik olarak sayarsak mesela bakanları seçiyor. Yani bakanlar kurulunu oluşturuyor ve bakanları istediği anda tek tek bakanları görevden alabiliyor. Büyükelçileri seçiyor. İran'ın ülkeye göndereceği büyükelçileri. Onların geri çağırabiliyor. Bununla bağlantılı olarak da yabancı ülkelerin büyükelçilerini İran gönderdiği büyükelçileri kabul ediyor. Ama şeyle ilgili mesela ülkeyi etkileyen meselelerle ilgili yetkilerinin başında da mesela şey geliyor. Bütçe örgütüne başkanlık ediyor. Bütçe plan örgütü ülkenin uygulayacağı ekonomileri belirleyen önemli bir kurum ve işte 4 yıllık, 5 yıllık eski devlet planlama teşkilatı benzeri bir kurum. Hı hı. Yine Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığı yok ki Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu daimi üyeler olan bir Milli Güvenlik Konseyi, Milli Güvenlik Kurulu gibi bir kurum ve bu ülkenin ekonomik, siyasi, güvenlik ve istihbarat konularının tartışıldığı ve dış politika konularının tartışıldığı, karara bağlandığı bir kurum. Bu öylece baktığınız zaman da bütün yetkilerin aslında ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel alandaki konularla ilgili olduğunu görüyoruz. İşin ilginç yanı da İran Cumhurbaşkanı'nın diğer devlet başkanlığına benzemeyen bir yanı ise İran Cumhurbaşkanı'nın ülkenin polisi ve ordusu üzerinde hiçbir yetkisinin olmadığını görüyoruz. Ne İçişleri Bakanı yoluyla işte polis kuvvetlerinin komutanlarını ve müdürlerini atayabiliyor ne de Milli Savunma Bakanı yoluyla ya da aracılığıyla ülkedeki silahlı kuvvetlerin komutanlarının atanmasında hiçbir söz sahibi değil, hiçbir karar sahibi değil. Bunların atanmasını, ülkedeki ordu komutanlarının ve geleneksel orduyla devlet hafızda ordusunun komutanlarının atanması yetkisi tamamen dini liderin yetkisinde. Abi şimdi bu Cuma evet. günü gerçekleşecek seçimde 6 tane aday var ama bu adaylar arasından en çok öne çıkanı 3 tanesi. Bunlar da şu anki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Galibaf ve İmam Rıza Türbesi Vakfı'nın başındaki İbrahim Reis'i. Dün yani pazartesi günü Muhammed Galibaf seçimden çekildiğini açıkladı. Yani büyük ölçüde yarış İbrahim Reis'i ve Hasan Ruhani arasında gerçekleşecek. Ben şunu sormak istiyorum. Bu adayların siyasi duruşları ve İran siyaseti içindeki pozisyonları nelerdir? Bize anlatabilir misin? Şimdi Hasan Ruhani'nin pozisyonu genel olarak bilmiyor. Çünkü daha önce de 4 yıl önce Cumhurbaşkanı seçimlerini bilmesiyle, seçimleri kazanmasından sonraki gelişmelerle, işte haberlerle, analizlerle iyice belirlendi. Hasan Ruhani aslında İran siyasetinde merkezci diyebileceğimiz bir yerde konumlanıyor. Yani bu merkezci dediğimiz şeyler de daha çok muhafazakarın merkeze yakın kanadı. Bunlar biliyorsunuz en büyük temsilcileri. Haşim Rafsanjani'ydi ve Haşim Rafsanjani birkaç ay önce öldü. Hı hı. Hasan Ruhani de daha önce
bu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkan olarak Rafsan aynı zamanda uzun yıllar görev yaptı ve oradaki tutumuyla merkezdekilerin adamı, Hasan Can'ın adamı olarak biliniyordu. Ama bu seçimde, geçen seçimde olduğu gibi Hasan Ruhani, ülkede reformcu diye tanımlanan kesimler, kanatlar, işte siyasi partiler, kişiler, önde gelen liderler de destekliyor. Hasan Ruhani'nin konumu bu. Reisi ise şimdi pek bilinen birisi değildi. Daha çok bir din adamı, o da Hasan Ruhani gibi bir din adamı, o da Hasan Ruhani gibi bir Hüccetül İslam, yani bir Ayetullah'tan daha küçük donanımlı biri. İbrahim Reis'in bütün hayatı, şimdiye kadarki İran İslam devriminden sonra şimdiye kadarki bütün hayatını İran yardımı içinde aldığı çeşitli görevlerde geçtiğini görüyoruz. Ve en büyük görevi de daha önceleri genel savcılık yapmış olması. Yani İran yargı etki içinde genel savcılık görevi üstlenmiş birisi. Ama birkaç ay önce Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi'nin türbesini işleten, orada Şiilerin İmam Rıza Türbesi'ne yönelik 20 kaç yolculuklarla ilgili düzenlemeyi yürüten Aslan-ı Kutsu Razavi diye bilinen bir vakfın başkanlığına atandı. Bu vakfın başkanlığı çok önemli çünkü İbrahim Reis'ten önceki vakıf başkanlığı Vaiz Tabesi de bu vakıf başkanlığıyla aslında neredeyse İran'ın bütün doğu sınırını kapsayan, daha önce bütün doğu sınırını kapsayan kuzeyde Türkmenistan'dan güneyde Pakistan sınırında büyük bir bölümü kapsayan Meşhed eyaletinin sanki bir feodal bey gibi yetkileri ve güce sahipti. Bu yetkiler üç şeyden geliyordu. Bu İmam Rıza Vakfı'nın başkanlığından geliyordu ve İmam Rıza Vakfı'nın büyük gelirlerinden kaynaklanıyordu. Ve Hasan Ruhani'nin son seçim tartışmalarında reisiye yönelik eleştirilerden de öğreniyoruz ki İmam Rıza Vakfı zamanında Ayetullah Hümeyni'nin verdiği bir kararla ve verdiği bir ayrıcalıkla şimdiye kadar hiçbir vergi ödememiş. Yani büyük gelirlerine rağmen hem işte İmam Rıza Türbesi'ni ziyarete gelen hacılardan elde edilen gelirlerle hem de diğer çeşitli yollardan elde edilen gelirlerle, kaynaklarla büyük bir ekonomik zenginliğe sahip olmasına rağmen hiçbir vergi ödememiş. Reis'in gücü aslında buradan geliyor. Meşhed İmam Rıza Türbesi'nin başkanlığını atanmış olması, şimdiye kadarki orta düzeyde sürdürdüğü işte yöneticilik şeyinden, kariyerinden sonra önemli bir merkezin başına çıkmış oluyor. Ve reisi büyük oranda muhafazakar dediğimiz kesimin ideolojik ve siyasi özelliklerini taşıyor ve İmam Rıza Vakfı'nın başına da Hamaney tarafından atandığı için Hamaney'in de desteğine sahip olduğunu düşünebiliriz ama dini ve Hamaney'in bu desteğinin Cumhurbaşkanı seçimlerinde de onun arkasında olup olmadığını söylemek doğrusu çok kolay değil. Zaman zaman Hamaney'in son zamanlarda Hasan Ruhani'nin Batı'yla imzalanan nükleer anlaşma nedeniyle Hasan Ruhani'yi eleştirmesine bakarak reisini desteklediğini söyleyenler var. Ama bu o kadar da doğru ve kesin bir tutum değil bana göre. Bu benim sormak istediğim bir şeydi. Bu İran siyasetinde işte devrim muhafızları, din adamları ve özellikle de dini lider Ali Hamenei'nin kendi özgül ağırlıkları var. Bu farklı kurum ve kişilerin bu seçimdeki duruşu, ya biliyorum böyle bu kadar büyük kurumlar hakkında tekil bir şey söylemek kolay değil ama sence bu seçimlerdeki duruşları neydi? Daha çok kimi destekliyor gibi duruyorlar? Çünkü mesela 2013'te Hamenei'nin Ruhani'ye destek verdiği biliniyor yanılmıyorsam. Doğru. Şimdi Rafsanjani'nin son Cumhurbaşkanlığı döneminden sonra Mehmet Hatemi'nin, reformcu Mehmet Hatemi'nin Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerden bu yana yapılan 4-5, 4. ya da 5. seçim olacak. Bütün seçimlerde İran siyasetindeki taraflarının tutumları ve duruşları hep hiç değişmedi.
bir güç sahibi olan, hem askeri hem ekonomik güç sahibi olan ve bu açıdan dünya ordular içinde benzersiz bir yere sahip olan İran devrim muhafızları bütün bu seçimlerde muhafazakar adayları destekliyor. Şu anda da reisi destekliyorlar. İran tabi muhafazakar adayları destekliyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Kum'daki medreselerin öğretim üyeleri diyebileceğimiz oradaki ayetullahlar ve medreselerde öğretim veren din adamları kendi dernekleri yoluyla seçimlerle bütün seçimlerde yine hiç değişmeden muhafazakar adayları desteklediler. Ve bu seçimlerde de Ali Reis'in desteklediklerini kesin olarak söylemek mümkün. Bunun yanı sıra merkezde yer alanlar, elinde muhafazakarlar dediğimiz kesimler ve reformcu dediğimiz kesimlerde hiç değişmeyen bir şekilde reformcu dönemler ya da reformcu tarafından desteklenen adayları desteklediler. Son iki seçimdir Ruhani kazandığı ilk seçim, dönem seçimiyle bu seçimde reformcuların kendi adayları yok. Yani onların bir aday gösterme imkanları artık kalmadı. Bunun sebebi de 2009'daki seçimlerde Ahmet Necdet'in ikinci döneminde kazandığı seçimde Hüseyin Mursi'nin ve destekçilerinin seçime hile karıştırdığı iddiasıyla sokaklara dökülmesi ve bu gösterilerin kanla bastırılmasından sonra Hüseyin Mursi ve eski Cumhurbaşkanı meclis başkanlarından Kevrebi'nin göz hapsi alınmasının sonucunda reformcu kesimin başkanlığına aday gösterecek bir siyasi örgütlenme ve bir mobilizasyon gücünden artık yoksun kaldığını görüyoruz. Mursevi ve Kevrebi'nin hala hesabımızı tutmalarının yanı sıra neredeyse yaklaşık bir yıl önce eski Cumhurbaşkanı, iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış Muhammed Hatemi gibi birine basın yasağı getirildi. Basın yasağı şu anlamda, yani Hatemi'nin basına konuşması anlamında değil. Basında Hatemi ile ilgili herhangi bir haber yayınlanması yasaklandı. Hatta bununla ilgili yasağı çiğnedikleri iddiasını sanırım bir iki kişi de gözaltına alındı. Bu nedenle de reformcu kesimler son seçimde ve bu seçimde hiç kuşkusuz Hasan Ruhani'yi destekliyorlar. Peki son bir iki haftada Hasan Ruhani'nin hem yaptığı mitinglerde hem de televizyon tartışmalarında İran'ın müesses nizamını beklenenden sert bir dille eleştirdiğini gördük. İşte mesela devrim muhafızlarını nükleer anlaşmayı bozmaya çalışmakla suçladı. İbrahim Reis'i hakkında çok sert şeyler söyledi. İran halkı tek bildiği öldürmek ve hapis olanları tercih etmeyecektir dedi. Bütün bunları daha çok seçim öncesinde reformcuların oylarını almak için yapılmış daha pragmatik hareket olarak mı görmek lazım? Yoksa Ruhani ikinci defa seçilebilirse daha cesur ve reformculara yakın duran politikalar izleyecek mi sence? Ruhani ikinci defa seçilmesi durumunda daha cesur politikalar izleyebileceğini sanmıyorum. Ruhani ikinci defa seçilmek için ya da seçilmek için şunu öyle söylüyor halka. Diyor ki birinci defa biz Cumhurbaşkanlığı'na geldiğimizde bu nükleer anlaşmazlığı sona erdirip İran'a ekonomik açıdan para veren, felç eden bu ekonomik yaptırımları, nükleer anlaşmazlıklı ekonomik yaptırımları kaldırmayı vaat ediyoruz. Ve bu vaat temelinde seçimi kazandı. Bu vaat, nükleer anlaşmazlığı çözme vaadi aynı zamanda Ruhani'yi Hamane'yi de desteklemesine yol açtı. Hamane'yi de bu anlaşmazlığı çözmesi için Ruhani'nin devlet başkanlığına gelmesini destekledi. Ruhani Cumhurbaşkanlığı'na geldiğinde bu vaadini yerine getirdi. Yani nükleer anlaşmazlığı çözdü. Büyük bir adımdı İran açısından. Uluslararası politikada da büyük bir adımdı. Ciddi kriz noktası, kriz ihtimali çözülmüş oldu. Fakat nükleer anlaşmazlığın çözülmesi karşılığında İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırıldı. Bu yaptırımların kaldırılması sadece nükleer anlaşmazlıkla ilgili olan yaptırımlar kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a nükleer anlaşmazlıktan önce de koyduğu yaptırımlar var. Hala yerinde duruyor. Bunun yanı sıra nükleer anlaşmazlık
bunun kaldırılmasından sonra kaldırılan yaptırımların ülke içinde ekonomiye etkilerinin görülmesi, yani ülke içindeki ekonominin güçlenmesi ve bu güçlenmeden yoksul kesimlerin işte yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntıya gelen insanların rahatlaması, bir ekonomik iyileşmeye sahip olması zaman alıyor. Ve bu geçen sürede bu iyileşme İran ekonomisi kadar ortaya çıkmadı. Bu ciddi bir problem. Şimdi Ruhani bu ekonomik iyileşmeleri getireceğiz ve bu ekonomik iyileşmeleri yaşayacağız diye bir umut vaat ederek ikinci kez seçilmesini istiyor. Ama muhafazakarlar yönelikli eleştiriler, özellikle bunlar sadece hapsetmeyle idam etmeyi biliyor lafı, direkt reisiye yönelik. Burada biliyorsunuz, reisinin 1988'de İran'la savaşta ateşkesi kabul etmesinden sonra, bu ateşkesi kabul etmenin verdiği hınçla, bunun verdiği acıyı gidermek için başta Hümeyni emriyle 5 gün, o sırada cezaevinde olan muhaliflerin birkaç gün içinde, belki bir hafta içinde topluca idamına karar veren bu uygulayıcılardan birinin reisi olduğunu söyledi. Bu lafların, Ruhani'nin bu laflarının direkt amacı o. Bunu da herkes biliyor. Ama çok az bilinen bir şey var ki, Ruhani'nin şu andaki Adalet Bakanı da, şu andaki kabinesindeki Adalet Bakanı da 1988'deki bu toplu katliamı uygulayan, işte yürüten, imzalayan yargı erkeği yetkililerin birisi. Bu yüzden o katliamın sorumluluğu sadece reisi gibi şu anda muhafazakar kampta konumlanmış, o kampta siyaset yapan insanlara yıkıyor. Bu İran rejiminin topluca sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir şey. Ama Ruhani ve benzeri politikacılar, reformcu politikacılar, muhafazakarlar yönelik bu eleştirilerinde, zaman zaman sert eleştirilerinde elbette İran halkının, özellikle İslam rejimini desteklemeyen büyük kesiminin seçimlere gelip kendilerini desteklemek için yaptıkları bir propaganda olduğu çok açık. Şu da bilinen bir gerçek. Şimdiye kadarki yapılan bu 12. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım ne kadar çok artarsa, reformcu diyebileceğimiz, reformcu dediğimiz adayların kazanma şansı o kadar çok artıyor. Yani katılımın çok olduğu seçimleri reformcu adaylar kazanıyor. Katılımın düşük olduğu seçimleri ise muhafazakar adaylar kazanıyor. Bu açıdan katılımı artırma politikaları yani Ruhani'nin bu söylediğiniz sözleri bence katılımı artırmaya yönelik propaganda malzemeleri. Sami abi, o zaman son olarak senin Cuma günüyle ilgili tahminini alayım. Sence şu anda Ruhani ve reisi yarışacak gibi duruyor. Ruhani 2013'te olduğu gibi %50'yi geçerek ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilir mi sence? Ya da eğer bu olmazsa ilk turun galibi kim olacak? Bir de şu konuşuluyor, Galibaf dün çekildiği için seçimlerden onun oylarının reisiye gideceğini yazdı bazı yorumcular. Sen buna katılıyor musun? Şimdi Galibaf daha ilginç bir kişilik, bana onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Galibaf daha önce devrim muhafızlarının hava kuvvetleri komutanı. Hı hı. Sonra devrim muhafızlarına yapılan bir değişiklik sırasında işte o hava kuvvetleri komutanına ayrıldıktan sonra yaklaşık son 10 yıldır Başkent Tahran'ın belediye başkanlığını yapıyor. Başkent Tahran'ın belediye başkanlığını yaparken son üç seçimlerdir de sürekli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oluyor. Ama halkın Galibaf için söylediği bir şey vardı son bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde. Galibaf Tahran'ı yediği yetmemiş gibi şimdi de bütün İran'ı yemek için Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu diye bir propaganda vardı. Bunlarıydı. Galibaf aslında yapılan kamuoyu yoklamalarında reisiyle hemen hemen aynı oranda oy alıyordu. Hatta bazen ondan 1-2 puan daha yukarıda oy alıyordu ama reisi lehine adaylıktan çekip elbette şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir kesinlikle söyleyebiliriz. Galibaf'a verilecek oranın tamamı reisi gidecektir.
bu reisin seçilme şansını arttırdı. İkinci bir şeyde genel trend olarak seçimlerle ilgili genel trend olarak şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman sertlik yalnız, yani cumhuriyetçi bir yönetim varsa ya da cumhuriyetçi bir başkan varsa bu İran'daki sertlik yanlarının, yani muhafazakarların elini artıran, elini güçlendiren, onların cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o daha şanslı olmasını sağlayan bir etken olarak işliyor. Şimdi Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi ve uluslararası politikaya yönelik iddialarını dikkate alırsak, özellikle işte daha seçilmeden önce İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceğini söylemişti. Bu iddiası hala sürüyor, henüz bir şey yapmadı. Bu tür iddialarının İran'da sertlik yanlarının yeniden canlanmasını ve güçlenmesini sağlayacak bir etken olacağını düşünebiliriz. Bu da yine reisinin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki şansını arttıran ikinci bir etken olarak söylenebilir. Ama kişisel bir tahminde bulunan çok zor. Çünkü İran siyaset her zaman sürprizlere gebedir. Fakat reisi gibi bir reisi İran seçmeninin gözünde aslında boşluktan gelen biridir. Hiç tanınmayan biridir. Yani genel savcılık yaptığını sadece reisinin İran'da bile sadece gazeteciler bilir. Hatta gazetecilerin çoğu bilmez. Genel savcılık. İşte bir şey olacak da bir şey karar verecek de onun şeyi olacak. Yeni işte 3-5 aylık İmam Rıza Türkesi'nin vakfının başkanı. Bu da çok tanınan bir şey değildir. Yani sadece meşet ve meşet eyaletçiliği bir şeydir. Bu anlamda reisi boşlukta biri. Yani İran seçmeni için boşluktan gelen biri ve bir kesinlik vaat etmiyor. O açıdan Ruhani'nin kazanma şansının daha fazla olduğunu söyleyebilirim kısacası. Anladım. Peki Sami abi, çok teşekkürler katıldığın için yayınımıza. Rica ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bugün konuğumuz Sami Yavuz'du. Sami Yavuz'la beraber Cuma günü gerçekleşecek İran Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.